Yedinci soruyla devam edelim. Bir cismin düz zamanda oluşan görüntüsü ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Hemen hatırlatıyorum arkadaşlar. Şöyle bir düz zamanımız var. Şöyle bir cismimiz olsun. Cismin görüntüsünü alırken buralar A ve B noktaları olsun. A'nın görüntüsünü alıyorum. Düz zamanıya dik uzaklığı hesaplıyorum. Aynı uzaklık kadar aynanın arkasında bir nokta belirliyorum. Burası A'nın görüntüsü. B için de aynı şeyi yapıyorum. Burası da B'nin görüntüsü. Yani cismimizin görüntüsü bu şekilde. Şimdi önermelerimizi okuyalım. Bir de demiş ki boyu cismin boyuna eşittir. Evet doğru. 2. Cisimden aynaya ulaşıp yansıyan ışınların uzantılarının kesiştiği yerde oluşur. Şunu demek istiyor. B'den ışın gönderip yansıttığımda yansıyan ışın aslında bu tarafa doğru gidiyor. Ama biz bunun uzantısını alıyoruz. Yani 2 de doğru. 3. Aynaya uzaklığı cismin aynaya uzaklığına eşittir. Evet uzaklıklar eşit. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3 yani E şıkkı. 8. soruda. KLM çelik bilyeleri bir düz zamanın önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Çelik bilyeyi özellikle söylemesinin sebebi bilyeden ışık geçmez. Yani bu cisimler aynı zamanda birer engel olarak da davranabilir. Buna dikkat edeceğiz. O noktasındaki bir gözlemci bu bilyelerden hangilerinin aynadaki görüntüsünü görebilir? Bu soruda arkadaşlar görüntü alarak çözmeyi anlatayım. İkisini de yapabilirsiniz. İkisi de doğru. Birinci yöntemimiz düz zamanının köşelerine ışın göndererek yansıtmak. İkinci yöntemimiz gözlemcinin görüntüsünü almak. Gözlemciyi G harfiyle gösteriyorum ve görüntüsünü alıyorum. Aynayı şöyle uzunmuş gibi düşünelim. Gözlemcinin aynaya uzaklığı 1, 2, 3, 4 birim. 4 birim demek ki diğer tarafa gideceğim. Gözlemcinin görüntüsü bu. Gözlemcinin görüntüsünden direkt aynanın kenarlarına ışın çiziyorum. Şöyle 4'e 1 gidiyor ilk ışınımız. İkinci ışınımız da yine tam köşegen gidiyor. Burada arkadaşlar önemli bir nokta var. Şimdi görüş alanı K ve L'yi kapsıyor ama hemen K ve L'nin ikisini de görür demiyoruz. Bunları görmesine bir engel var mı diye kontrol ediyorum. M'yi zaten göremez. K ve L'yi görmesine bir engel var mı? Nasıl bir engel olabilir? Cisimlerin kendileri engel olduğu gibi görüntüleri de engel olabilir arkadaşlar. Mesela M'nin kendisi engel olmuyor ama görüntüsü engel olabilir. Hemen onu kontrol ediyorum. M'nin düz zamanıya uzaklığı 2 birim, görüntüsü de 2 birim diğer tarafta olacak. Yani M'nin görüntüsü bu. Şimdi L'yi görmek isteyen gözlemci şöyle bakmalı arkadaşlar. Yani tam M'nin görüntüsünün üzerinden bakmalı. Dolayısıyla M'nin görüntüsü L'yi görmesine engel oluyor. Yani L'yi göremiyor. K'yı görmesi için herhangi bir engel yok. K için şöyle aradan bakması yeterli. Dolayısıyla cevabımız yalnız K yani A şıkkı. 9. soruda X cismi bir düz zamanın önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. KLM noktalarından aynaya bakan gözlemcilerden hangileri X cisminin aynadaki görüntüsünün tamamını görür? Yine KLM noktalarının görüş alanlarını bulacağız. K noktası için yapalım. Aynanın birinci kenarına ışın gönderiyorum. Normalimiz şurası. Eşit açıyla yansıtıyorum. Açı arkadaşlar burada dikkat ederseniz 45'ten daha küçük bir açı. Yine 45'ten daha küçük bir açıyla yansıtacağım. Şöyle bir noktaya geldim. Diğer ışını gönderirsem, diğer ışın böyle gönderiliyor. Normalimiz burası. Bu diğer tarafa doğru yansıyor. Yani K'nın görüş alanı şurası. Ama X'in üst ucu görüş alanının dışında kaldı. Yani K göremiyor. L'ye bakalım arkadaşlar. L'den yine aynanın birinci köşesine ışın gönderdim. Yüzey normali şurası 45 derece. O zaman 45 dereceyle yine diğer tarafa gidecek. Bakıyorum X'in üst ucunu görebiliyor. Diğer kenara ışın gönderiyorum. Diğer kenara gönderdiğim ışın tam normal üzerinden geliyor. O zaman geldiği gibi geri yansıyacak. L'nin görüş alanı şurası. Yani X'in tamamını görebildi. L görebiliyor. M'ye de bakalım. M'den düz zamanının birinci köşesine ışın gönderiyorum. Yüzey normali bu. 45'ten büyük bir açı.
Yani yine 45'ten büyük bir açıyla gidecek. Diğer köşesine ışın gönderiyorum. Yüzeye normali burası. Yüzeye normaliyle 45 derecelik açı yapıyor. O zaman yine 45 derecelik açı yaparak gidecek. Bu kırmızı çizgiler arasında kalan alan M'nin görüş alanı. Yani X M'nin görüş alanına da giriyor. Dolayısıyla cevabımız L ve M, yani E şıkkı. 10. soruda bir düzlem ayna XY duvarının önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Gözün yerden yüksekliği 2 birim olan bir gözlem gözünün yerden yüksekliği 2 birim olan bir gözlemci ok yönünde yürümeye başlıyor. Gözlemci hangi noktaya ulaştığı anda duvarın tamamını görmeye başlar? Buna benzer bir soru ÖSYM tarafından sorulmuştu arkadaşlar. Birkaç nokta için göstereyim isterseniz. Mesela 2 numaraya geldiğinde yapmam gereken şey şu: gözlemcinin gözünden düzlem aynanın köşelerine ışın göndereceğim. Duvarın tamamını kapsıyor mu diye bakacağım. Şimdi zaten aşağıya gönderdiğim ışın bu tarafa doğru yansıyor. O zaman benim yukarıya gönderdiğim ışına bakmam gerekiyor. Yukarıya gönderdiğim ışına bakıyorum. Yüzeye normali şu. Bakın 1'e 1, 2, 3, 4, 5 birim gitmiş. Yine 1'e 5 birim gidecek şekilde gönderiyorum. Şuralarda kaldı. Yani X'in tamamını görmedi. 3 noktası için göstereyim arkadaşlar. Yine dediğim gibi aşağıdan gönderdiğim ışın her türlü Y'yi geçiyor. Yukarıdan gönderdiğim ışına bakıyorum. Yüzeye normali burası. 1'e 1, 2, 3, 4 birimden gitmiş. O zaman 1'e 4 çizeceğim. Yani şu. 1'e 4, yani şu. XY duvarının tamamını gördü. Yani cevabımız 3 C şıkkı. 11. soruda bir düzlem ayna ve noktasal XY cisimleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. KLM gözlemcilerinden hangileri hem X hem de Y cisimlerinin aynadaki görüntülerini görebilir? Teker teker yazalım. K neyi görüyor? L neyi görüyor? M neyi görüyor? K'dan başlıyorum. Görüş alanı çizeceğim yine. Aynanın birinci köşesine ışın gönderdim. Yüzeye normali bu. 1'e 4'ten geliyor. Yine 1'e 4'ten yansıttım. Diğer kenar için yapıyorum. Işın gönderdim. Yüzeye normali bu. Yine 1'e 4'ten çiziyorum. Yansımış hali bu. Yani K'nın görüş alanı şurası arkadaşlar. Dolayısıyla X'i görüyor ama Y'yi göremiyor. L noktası için yapalım. L noktasından ışın gönderdim. Aynaya çarptı. Geri geldi. Diğer kenara ışın gönderdim. 45 dereceyle geldi. 45 dereceyle gitti. Şimdi L'nin görüş alanı şurası. Yani L'nin görüş alanına X ve Y giriyor ama burada şöyle önemli bir nokta var. X bizim arkamızda kalıyor. Şöyle düşünün arkadaşlar. Siz aynaya bakıyorsunuz ve arkanızda sizinle aynı boyutta biri var. Çünkü bunları noktasal olarak kabul ediyorum. Soru da öyle demiş. Dolayısıyla siz aynaya baktığınızda kendinizi görürsünüz. Arkanızdaki kişiyi göremezsiniz. Yani L sadece Y'yi görebiliyor. M için bakalım. M'den birinci kenara ışın gönderdim. Yüzeye normali bu. 2'ye 1 gidiyor. Diğer kenara ışın gönderdim. Yüzeye normali bu. Yine 2'ye 1 gidiyor. Tam üzerinden geçmesi problem değil. Noktasal olduğu için biz onu görüyor kabul ediyoruz. M'nin görüş alanı şunun tamamı. Dolayısıyla X de Y de görüş alanı içinde kalıyor. Bize hangileri hem X'i hem Y'yi görür diye soruyordu. Dolayısıyla cevabımız yalnız M, yani C şıkkı. Evet, 12. sorumuzda. Bir düzlem ayna XY duvarının önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Bir gözlemci KLM noktalarından hangisinden aynaya bakarsa XY duvarın tamamını görebilir. Yine bütün noktalar için göstereyim. K noktasından baktığında ilk kenara çarptı, yansıdı. İkinci kenara çarptı, 45 dereceyle geliyor, 45 dereceyle yansıdı. K'nın görüş alanı şurası. Yani K XY duvarının tamamını görebilir. L için bakalım. Birinci kenara gönderdim. Yüzey normali bu. 3'e 1 yansıyor. Şöyle yansıdı. Diğer kenara gönderdim. Yine 3'e 1 yansıyor. Y'nin tarafını göremedi arkadaşlar. Yani L tamamını göremiyor. M'ye bakıyorum. Birinci kenara çarptırdım. Yansıttım. İkinci kenara çarptırdım. Yansıttım. M de üst yarıyı görebiliyor. Alt yarıyı göremiyor.
Dolayısıyla cevabımız A şıkkı, yalnız kal. Bugünlük soru çözümümüz bu kadar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.